Herkese merhaba. Bugün bir koliyi kumaşla nasıl dekoratif bir kutuya dönüştürebileceğimizi göstereceğim. Gerekli malzemeler: yapıştırıcı, bolca mandal, zikzak makas, kalem, mezura, parça kumaşlar ve tabii ki bir koli. Hazırsanız başlayalım. Başlamak için öncelikle kolimizin çevresinin ölçüsünü alıyoruz. Bu ölçüye yaklaşık 2 cm ekleyerek kumaşımızın boyunu belirliyoruz. Kumaşın enini belirlemek içinse kolinin derinliğini ölçüyoruz. Bu bize kolinin iç kaplaması için gerekli olan ölçüyü verecek. Dış yüzeyin kaplaması içinse ölçtüğünüz derinliğe en az 10 cm eklemeyi unutmayın. Eğer ölçüleri aldıysanız devam edebiliriz. Herhangi bir sökülme yaşanmaması için kumaşı zikzak makasla kesiyoruz. Şu an elimizde 2 adet dikdörtgen parçamız var. Öncelikle yapıştıracağımız alanların provasını yapıyoruz. Ve yapıştırıcımızı iç yüzeye uyguluyoruz. Yapıştırıcının her alana eşit bir şekilde dağılabilmesini istiyoruz. O yüzden bir fırça yardımıyla yaydırıyoruz. Bu parçalardan eni dar olanı iç kısma yapıştırıyoruz. Hava kabarcığı kalmayacak şekilde kumaşı iyice yüzeye bastırıyoruz. Bu işlemi 4 iç yüzeye de uyguladıktan sonra kuruması için bekletiyoruz. Yapıştırdıktan sonra fazla kalan kısımları kesiyoruz. Eğer yapışmayan yer varsa onları da tekrar yapıştırıcı yardımıyla yapıştırıp kurumaya bırakıyoruz. Aynı işlemi dış yüzey için de uyguluyoruz. Altında ve üstünde kumaş parçaları kaldığına emin olun. Bunları daha sonrasında içeri kıvıracağız. Hem alt hem de üst yüzey için kumaşı zarf şeklinde kıvırıp yapıştırıyoruz. Kapağı kaplamak içinse kumaşı ters bir şekilde masaya koyuyoruz. Kapağı yerleştirdikten sonra iç kenarların ölçüsünü alıyoruz. Bu ölçü bize ne kadar kumaş kullanmamız gerektiğinin bilgisini verecek. Bu ölçüye göre kumaşımızı kesiyoruz. Yapıştırma işlemine geçmeden önce kumaşın köşesinden kapağın köşesine birer çentik atıyoruz. Fazla kalan kulakçıkları da makas yardımıyla kesiyoruz. Yapıştırılacak yer bu kesimle belli oldu. Şimdi kapağın üst yüzeyine yapıştırıcıyı sürüyoruz ve yapıştırıyoruz. Kapağın yan yüzeyleri oldukça dar. Bu nedenle kumaşın yapışması da zorlaşıyor. Biz de mandal yardımıyla buraları tutturuyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Kapak iç tabanını kaplayabilmek için ölçülerini alıyoruz ve kumaşımızı da aynı ölçülerde kesiyoruz. Yapıştırdıktan sonra burayı da kurumaya bırakıyoruz. Aynı işlemi kolinin alt tabanı için de uyguluyoruz ve böylece dekoratif kutumuzu tamamlamış oluyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı
İyi ya da kötü yorum yapmayı unutmayın lütfen. Herkese keyifli günler.